Herkese günaydın. Herkese en başta sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir gün diliyoruz. Değil mi anneciğim? Biz oğluma bere aldık. Çok güzel oldun ya sen anne. Çok mu güzel oldun sen? İsmail. İsmail'i İngilizce kursuna bırakacağız. Oradan da derin suyu Beyza'nın dershanesine yazdırmaya gidiyoruz. Derin su da arabayla cebelleşiyor. Beyza eve gitti. Hava biraz çileştirmeye başladı. Biz çıkınca şemsiye alıp gelecek. Biz de bekliyoruz. Antalya havası zaten her zamanki gibi yağar. Biraz sonra da durur. Açar yani hava belli. Bulutlar dağılmaya başladı bile. O yüzden dışarıya çıktık. Derin su. Dershaneye başlayacaksın. Nasıl hissediyorsun? Güzel hissediyorum. Güzel hissediyorum. Derin su her zamanki gibi. Tepkisiz bir çocuk. Tepkisiz demeyeyim. Tepkilerini, duygularını çok fazla belli edemeyen bir çocuk yani. Ama Deniz'in ne kadar sıcak kanlı ve sevecen olduğunu yakından tanıdıkça daha da iyi anlarsınız. Deniz gece kaçta yatırsın hatta? Dörde geliyordu. Hakan huzursuzlandıca. Huzursuz demeyelim ya. Kıpırdadıkça kendini uyandı. O uyandıkça biz uyandık. Hatta bir ara Deniz su kalk dedi ki istersen ver ben gezdim evin içinde dedi. Yazık saat 2'ydi. Deniz Hakan'ı gezdirmek istiyordu. Vereyim sana şunu bir. Oğlum ne kadar çok ağırdı ya. İsmail'i Gülcan'a bırakacağız. Gülcan'dan İngilizce'ye geçecek o. Biz de ablalarıyla beraber dershaneye gideceğiz. Birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Çarşıda ondan sonra hemen eve geleceğiz. Eve gelmeden önce de seni alacağım ben Gülcan teyzenle. Ben Gülcan teyzenle konuşurum. Ya Gülcan teyzenle geçersin ya da Leyla teyzenle beklerse o tamam şey yapmadık. O zaman zaten haber verir tamam mı anne? Anne. Şey olacak değil mi? Ben şimdi İngilizce yapırsam gideceğim Leyla teyzenle. Hı hı. İstersen Leyla teyzenle orada kalacağım. İstersen bir anlayacağım. Gülcan teyzenleri geçmeyi tavsiye ederim. Çünkü Selim Gülcan teyzenler demiş. Yani orada Selim'le iyi anlaşıyoruz değil mi? Hiç olmazsa biraz Selim'le vakit geçirirsin. Bir yere gittiğimde böyle hani nasıl diyeceğim şey bana. Toparlayamadım da. Öf Feyza'nın koşuya bak. Koş Feyza koş. Bravo sana var ya. Seni tebrik ediyorum. Annem. Söyle annem. Şey geldi. Hani bir yere paten sürmeye büsbük bağlamaya gitmiştik ya. Evet. Oradan sonra da patenle geliyordu düşmüştü. Hı. Hmm. Cama orada geldi. Cama tosladı mı aklına geldi? Aha. Patenle. Tophaneye uçuyorduk patenle. Abo. Şeyde orada çay kahve içenlerin tepesine uçuyorduk Feyza. Düşünsene masanın ortasında bir tane Feyza yatıyor. Hadi gidelim. Haydi. Şuna bak ya. Aşkım. Hakan. He görmüyor. Yanarın ne var ya? Kumyum bir şey var. Derin suyu dershaneye yazdırdık. Bütün işlemler bitti. Derin suyun da velisi ben oldum. Beyza'nın, Feyza'nın ve derin suyun üçünün de velisi ben. Ay ilerleyemiyorum. Düşecek. Hayırlı olsun teyzeciğim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yine eğitim, öğretim yılında. Uzaktan eğitimden, dershaneden destekle çocuklarımız devam ediyor. Ama dershane desteği inanın ki şart. Bir de derin su 9. sınıf olduğu için, lise 1 olduğu için derin suyun dersleri biraz daha ağır. Bak ezilecek bak bak. Hiç çekilmiyor ya. Hiç istediğini de bozmuyor. Kediye bakar mısın ezilecek. Şimdi anneannem bir şey istemişti. Rondo. Minik rondolardan istedi. Evdeki çok büyük dedi. Bunun küçüğünü al dedi. Rondo mu? Blender mi? Blender. Küçük bir blender istediydi. Onlardan alacağız bakacağız bir.
bulabilirsek. Ondan sonra Gülcan teyzene geçeceğiz. İsmail'i alacağız. Gülcan da bir otur artık, bir yorgunluk kahvesi içeriz. İçer miyiz Deniz Su? Belki Gülcan teyzen bir şeyler de hazırlamıştır. Gülcan'a gittik mi mutlaka bir şeyler yiyoruz. Yemediğimiz hiçbir zaman yok. Şimdi Gülcan'lara gidiyoruz. Annemin istediği blender doğrayıcıyı, minik küçük hazneli yani. Onu sonunda bulduk. Birkaç yere baktık. Horzun Spot'ta bulduk bir tane 120 lira dedi ama markasını ilk defa duydum. Hiç görmediydim. Bilindik markalar Tefal'dir, Arzu'nur, onlar 250 liradan başlıyor. A101'de varmış Kiwi marka. Bu da 90 lira. Haznesi de küçük. Yani çok da küçük değil ama tam annemin istediği gibi. Onu da 90 liraya aldım. Bende Kiwi marka şey vardı, mutfak tartısı var, hassas tartısı var. Hemen hemen 5 seneden beri kullanıyorum. Çok da memnunum. Hatta Gülcan'da ve Leyla'da da var onlar. Tartıdan, yani hassas tartıdan. İnşallah annem beğenir ya. Bir de blender'ı beğenmezse, onu beğenmezse işimiz var demek. Söyledim zaten. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkardı değiştirebilir miyim dedim. Kişiyle gelip değiştirebilirsiniz dedi. Anneme telefon açıp bile sormadan aldım. Bakalım ne diyecek. Ama haznesi küçük. Tam annemin istediği gibi küçük hazneli istiyorum diyordu. Evde var iki tane. İkisinin de haznesi büyük olunca onları kullanmak istemiyorum dedi. Ufak tefek şeyler doğrar, kendine küçük hazneli al lazım dedi. Bayağıdan beri de istiyordu. Aldık bakalım. Şimdi Gülcan'a gidiyoruz. Gülcan telefon açtı. Çocuklara kurstan şikayet gelmiş. Hepsinden tek tek söyledi. İsmail derse adapte olamıyormuş. Uykum var diyormuş. Ders ne zaman bitecek diyormuş. Sürekli olarak böyle söylenmiş, durmuş öğretmenine. Buğlemciğim ödevlerini yapmamış. Esilacığım da ödevlerini evde olmuş. Hepsinden şikayet var şu anda. Bakalım şimdi gideceğiz. Gülcan'la İsmail'le ve Buğlemci'yle konuşacağız şimdi. İsmail'i neden sürekli olarak uykum var? Ne zaman bitecek? Kaç dakikamız kaldı? Diye niye soruyormuş. Onu bir sorup öğrenmemiz lazım. Ay uyanacak gibi duruyor. Tamam şimdi uyanacak bu çocuk. Bir uyandı. Derin su. Hiç beğenmiyorum senin bakıcılığını. İngiliz adımız bizim. Bak nasıl baktı çocuk ya. Annem ne yaptın sen bu derin su ya? Ne yaptık bu yüzü? Kaldırımı görmedi mi koca kaldırımı? Görmedi diyor bak. Güle gezeyim. Uyuyacak uykuyu tam alamadı. Beyefendi gece 4'te yatarsa. Tamam hiçbir şey söylemeyeceğim ben sana. Ağzımı açmayacağım. Bir soru kesin. Anne. Kuzum benim. Çirkin oğlum benim. Ne oldu sana? Deniz sana çok kötü bakıyor çocuk ya. Ben gönlünü alırım. Gülcan'a geldik sonunda. Neler çekildi. Lan geç kenara. İsmail İngilizce nasıl geçti bugün? Güzeldi. Ne öğrendiniz? Duymuyorum ki seni ben. Aile ödevlerini biliyorduk ama tekrar gördük işte. Bir de başka bir şey yok. Sadece bu. Bir de kitaptan yaptım. Kitaptan yaptım. Dilbağan Hanım bir şey dedi mi? Yok. Yok. Ödevlerini gösterdin mi? Gösterdim de. Hı. Şey, öğretmen haftaya kontrol edecekmiş. Peki Dilbağan Hanım'ın şikayetlerini biliyor musun?
Evet. Bilmiyor musun? Gel yanıma. Sakın oraya yaklaşma. Gülbahanım'ın şikayetlerini biliyor musun? Evet. Sen niye dersi sürekli olarak ne zaman bitecek diye soruyorsun? Kaç dakika var? Da. Niye uykum var anneciğim? Anne saat 7'de kalkıyorum. Hayır, 7'de kalkmadın. 9'da kalktı. Ve sana her akşam diyoruz ki İsmail yatalım. İsmail sabah erken kalkacaksın. Ve her seferinde yatmıyoruz değil mi? Ama şey işte. Hey. Ben kendi... Bu sabah kendin kalktın sen, ben de kaldırmadım. Şey bir de ben kendi... Ben kendi tam da her zaman yatarken ikide bir uyanıyordum. Örtüm gittiğimde uyanıyordum. Ha, üzerindeki örtü düştüğünde mi uyanıyordun? Vallahi bilmiyorum, ben Gülbahanım'la görüştüm. Bir daha tekrarlanmaması için dedim. İsmail'le ben konuşacağım dedim. Bir dahakine öyle bir şey olmayacak değil mi? Evet. Bir daha kaç dakika kaldı, benim uykum var deyip de dersi bozmuyoruz ve kimsenin dikkatini dağıtmıyoruz. Tamam mı anneciğim? Hı hı. Buğulem ödevini yapmış mı? Hı hı. Esila, hiçbiriniz maşallah, hepinizden bu hafta şikayet var. Hayır, Deniz yaptı. Kalın suç tarafa dönelim mi? Migros'u arayacağız. Dur anne. Geç. Deniz yaptı. Deniz yaptı ama Deniz her zaman öğretmen yokken böyle şey diyordu. Dur. Ödevimi yapmadım diyordu. Öğretmenim ödevimi yaptım diyor. Evet. Bunlar yani derinden çıkartı değil ama aslında o nasıl kalsın? Çünkü Gülhan da söylüyor, öyle diyordu. Ben olmadığım zaman diyor. Ben duymuyorum. Ben ödevimi yaptım ama. Siz bu hafta dördünüz. Öğretmeninizi bayağı hem üzmüşsünüz hem de yormuşsunuz. Sen biraz fazla tabletle haşır neşir olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biraz tablete ara verelim mi artık? Kaç hafta? He? Kaç hafta? Vallahi bilmem artık. Kaç hafta ya da günde bir saat tablet. Evet. Tamam mı? Sadece oyun. Tamam. Çünkü seni biraz serbest bıraktık. Tableti sen biraz fazla oynamaya başladın. Günde bir saat oyun hakkın var. Bundan sonra Tema ile tabletle EBA'ya ve okulistiğe gireceğiz. Okulistik yok ki. Bende. Senin tabletin okulistik var anne. Ben görmüyorum ki. Görmüyorum ki. Demek ki hiç girmiyorsun ki, görmüyorsun. Ha, ben EBA'ya giriyorum. EBA'yı demiyorum ben, okulistiği diyorum. Okulistiği bilmiyorum nerede olduğunu. Bakacağız artık. Ben sana tekrar gösteririm, tamam mı? Tamam. Derin su şuradan inebilirsin teyzeciğim. Kaldırımları komple kapatmışlar. Bak kediye bak. Gel İsmail, elimi tutar mısın? Gel Migros'a gideceğiz. Migros'tan ne alacağız? Domates ve ekmek. Başka bir şey almayacağız. Çok yaşa, huzur ve sağlıklı yaşa. Kime gülüyorsun sen? Ha, yukarıya bakıp bakıp niye gülüyorsun sen? Migros'tan da alacaklarımızı aldık. Annem domates ekmek istemiş. Onları da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Artık bir günümüz daha bitirdik biz. Ay, sol ses müzik açıktı. Ne anlıyorlar ya? Arabalarda bilmiyorum hiç. Evet, biz bir günümüz daha bitirdik. Feyza daha gelmemiştir eve büyük ihtimalle. Bir cancımlara gittik. Birer yorgunluk kahvesi içtik. Kahvemiz de sağ olsun derin suyum yaptı.
bol köpüklü bir su kahvesi. Ellerine sağlık. Nican da ilk defa derin suyun elinden su kahvesi içti. Çok beğendi, çok güzel olmuş dedi. Anne, pek güzelsin sen. İsmail gelir misin? Ha, tut arabayı, tut İsmail. Geç yavaş yavaş. Ne karışık bir trafik, ne karışık bir trafik. Eve gidelim. Koyun üstüne binelim. Annemin robotunu verelim. Ben onu bekliyor. Videomuzu da sonlandıralım artık arkadaşlar. Sonlandıralım mı Deniz Su? Sonlandıralım. Deniz Su varla yok arasında gidip gidip geliyor. Yoruldun mu teyzem bugün? Ya. Yorulmadın değil mi? Yorulmadım. Bir çarşı daha yapıp gelir mi? Olur. O enerji var mı sende? Tamam. Varmış. Dediğim gibi ya Deniz Su duygularını çok belli edemeyen bir çocuk. Aslında yani konuşurken bile bakarken de çok soğuk gibi gözükse de Derin Su çok sevecen, iyimser ve güzel, tatlı bir kızdır. Kendisini çok seviyorum. İyi ki onun teyzesiyim. İyi ki teyze. Yine de kendimi övüyorum. Bak, iyi ki onun teyzesiyim. İsmoş'um gel tatlım. Gel videomuzu sonlandıralım senle. Dur Derin Su. Ay. Maske niye düşüyor benim yine ya? Sürekli olmaz. Şöyle. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.